Zafer Partisi Türkiye'nin örtülü ve sessiz istilasına karşı direnmektedir. Türkiye'de devlet Lübnanlaşmakta, Türkiye coğrafyası Filistinleşmektedir. Lübnan'da devlet mezhepler ve dinler arasında paylaştırılmıştır. Hristiyanlar Cumhurbaşkanlığını, Şiiler Başbakanlığı, Sünniler Genelkurmay Başkanlığını şeklinde bir devlet yapılanması gerçekleşmiştir. Bu Lübnanlaşma daha sonra Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi ve işgal sonrasında oluşturduğu anayasayla Lübnan'dan Irak'a da taşınmış, Irak'ta devlet mezhepsel ve etnik zeminde yeniden şekillendirilmiştir. Bugün Türkiye'de de devletimiz AK Parti tarafından cemaatler ve tarikatlar arasında paylaştırılmıştır. Devlet adeta Lübnanlaştırılmış, Iraklaştırılmıştır devlet. Ülkemiz Filistin'in Yahudiler tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından dönüm dönüm, hektar hektar, bina bina, liman liman, fabrika fabrika satın alınmaktadır. Kimse çok bir şey alınmadı, ya ne oldu demesin. İsrail kurulduğunda Yahudiler sadece devletin kurulduğu toprakların %20'sine sahiplerdi. Özetle Türk milleti devletini yitirmiştir. Çünkü 20 yıldır Türkiye'yi Türk zihniyeti değil, sözde siyasal ümmetçi, özde Türk düşmanı bir zihniyet talan etmekte ve fethetmektedir. Son 20 yılda tarihin en büyük soygunlarından bir tanesi Türkiye'de yaşanmıştır. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi bir yıl içinde Türk siyasetinde en önemli belirleyicilerden birisi oldu. Zafer Partisi sadece kendi politikaları ile Türk halkını seçmeni etkilemekle kalmamış, iktidar ve muhalefetteki düzen partilerine de bilgisayar diliyle yeniden format atmıştır. Zafer Partisi'nin etkin muhalefeti bu partileri kendi politikalarını sahte de olsa gözden geçirmeye zorlamıştır. Zafer Partisi'nin Türk siyasetinde sağladığı en önemli değişiklikleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür. Artık siyaset Cumhur ve Millet İttifakı ekseninde iki parçalı değildir. Zafer Partisi Türk siyasetinin üçüncü kutbu olmuştur. Zafer Partisi'nin kurulmasıyla birlikte Türk siyasetinde sahte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı dönemi sona ermiş. Artık siyasetin ayrımı örtülü işgali engelleyebilecek Zafer Partisi ile diğer partiler düzen partileri arasında şeklinde ortaya çıkmıştır. Türk siyasetinin artık ana meselesi sabun köpüğü değerindeki günlük politik tartışmalar değil, 13 milyon sığınmacı ve kaçak ile örtülü istiladır ve Zafer Partisi'nin örtülü istilayı Anadolu Kalesi ile sona erdirmesidir. Yine Zafer Partisi'nin Türk siyasetine girmesiyle Altılı Masa'nın halkın taleplerinden kopuk Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstererek partimiz son noktayı koymuş ve Türk halkının Yavaş'ın adaylığı konusunda büyük desteğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zafer Partisi'nin Türk siyasetine getirdiği bir başka boyut, çevreci politikaların yan malzeme olmaktan, makyaj malzemesi olmaktan çıkartılması ve bir siyasi partinin en etkin olduğu alanlardan birisinin olduğunun gösterilmesidir. Erzincan'ın işte kapatılan çevreyi tahrip eden altın madenine 3 kez giden Doktor Lütfü Şehsoroğlu'nun mücadelesi sonuç almıştır. Genel Başkan Yardımcımız ve arkasından Kayseri Delevel'de çevreyi ve işçileri zehirleyen altın madeni de kapatılmıştır. Zafer Partisi Milas ormanlarında Limak inşaatın tahribatına karşı çıkmıştır. Zafer Partisi Bodrum'da Cennet Koyun'da Cengiz inşaatın çevre tahribatına karşı çıkmıştır. İkizdere'de karşı çıkmıştır ve partimizin çevreci parti olduğu ve bunu da süs olarak değil, vatanseverliğin vazgeçilmez gereği olarak yaptığı görülmüştür.
Zafer Partisi köy okullarını açacağını duyurmuştur. AK Parti köy okullarını açma çalışması başlatırken İYİ Parti ben de diye ortaya atılmıştır. Zafer Partisi neoliberal ekonomiden sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçiş savunarak Türk siyasetine yeni bir soluk getirmiştir. Altılı Masa'nın da biz de devlet planlama teşkilatını kurmak istiyoruz diye peşimizden geldiğini görüyoruz. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi bütün engelleme ve görmemezlikten gelme çabalarını darmadağın ederek yükselmektedir. Zafer Partisi'nin hızla yükselişi toplumun taleplerini doğru okuması ve doğru iletişim stratejisi kurmasının sonucudur. Doğru iletişim stratejisi, doğru stratejik hamleler ve doğru taktik adımlarla partimiz tarafından güçlendirilmiştir. Değerli basın mensupları, Türk halkı 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ezici baskısı altında kalıyor. Bunların ülkelerine dönmelerini arzu ediyordu ama geri döneceklerine inancı yitirmişti. Umutsuzluğu ve öfkeyi yaşıyordu. Zafer Partisi Türk milletinin sığınmacıların geri dönüşü konusunda umudu olmuştur. Şimdi bazı kendini bilmez çevreler Türkiye'nin değişik yerlerinde gerçekleşen şiddet olaylarından bizi sorumlu tutuyorlar. Zafer Partisi'ni ve beni bu saldırıların sorumlusu gibi gösteriyorlar. Hatay'da bir Suriyeli genç bir Türk genç tarafından 16 yaşında bıçaklanarak öldürülmüş. Böyle bir olayın olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ancak olayın öncesinde bu Suriyeli genç Türk gencin annesiyle aynı fabrikada çalışırken Türk gencin annesine fiziki ve fiili hakarette bulunmuş. İHH başkanına bakarsanız daha sonra özür dilemiş. Bana hep pek öyle gelmiyor. Bunun üzerine de Türk çocuk bu Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldürmüş. İkisi için de bir trajedi. Ama bu trajedinin nedeni ne öldürülen Suriyeli çocuktur ne de öldüren Türk çocuktur. Bu trajedinin nedeni Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'dur. Ahmet Davutoğlu'dur. Suriye'de Beşar Esad'ı yıkacağız. Şam'da Cuma namazı kılacağız diye Türkiye'yi Suriye'de bir iç savaş bataklığına sürükleyen siyasal ümmetçi zihniyettir. Türkiye'ye milyonlarca sığınmacının dolmasını sağlayan zihniyettir. Aylardan beri uyarıyoruz. Bu iş kötüye gidecek. Daha kötü günler görürüz diye. İşte bunlar ilk sinyallerdir. Bu arada İHA başkanına buradan sesleniyorum. Ağlayarak basın toplantısı yaptığını gördüm. Onlarca Türk çocuğu Suriyeli çeteler tarafından bıçaklanırken bir basın toplantısı yapmasın. Bir damla gözyaşı dökmedin. Aynı şey Süleyman Soylu için de geçerlidir. Onun valileri için de geçerlidir. Türk çocuklarının öldürülmesini sessizlikle karşılıyorsunuz. Ama bir sığınmacı çocuğu öldürülmesini istemediğimiz öldürüldüğü zaman Türk çocuklarına göstermediğiniz şefkati onların ailelerine gösteriyorsunuz. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi bütün engelleme ve görmemezlikten gelme çabalarını darmadağın ederek yükseliyor. Evet, eğer biz Türk milletinin sığınmacılar konusundaki öfkesini siyasete taşımasaydık, bugün Türkiye çok daha karmaşık günleri yaşayacaktı. Ama Zafer Partisi bu meseleyi siyasetin gündemine getirdiği için tansiyon düşmüştür. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi Erdoğan'ın iktidarının baskısı, saldırgan, nobran, ezen, hor gören, aşağılayan tavrı ve bunlara karşı ezik silik davranan sarı muhalefetin güven vermeyen tavrından dolayı iktidara öfkelenmeye dahi cesaret edemeyen, iktidara öfkelenirse iktidarın kendisinden intikam almasından korkan Türk halkına da öncü olmuştur. Tekrar ediyorum, Türk halkının öfkesine öncü olmuştur Zafer Partisi. Bundan sonra AK Parti Türk halkının öfkesini
istediği gibi seçim öncesinde kendisine yönelik öfkesini başka taraflara yönlendiremeyecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk halkının öfkesini sandığa ve AK Parti'nin yanlış sığınmacılar ve kaçaklar politikasına yönlendirdik ve yönlendirmeye devam edeceğiz. Ve biz AK Parti'nin iktidarının saldırgan tavrı karşısında geri adım atmıyoruz, atmadığımızı gösterdik. İktidarı geri adım atmaya zorluyoruz. Örnekleri ortada. İçişleri Bakanlığı önünde geri adım atan Süleyman Soylu oldu. Korktu, polislerin arkasına gizlendi, saklandı. Şimdi de sanal medyada sahte silahşörlerin arkasına geçmiş, iftira atıyor. Hatay'da geri adım atmadık, geri adım attırdık. Kilis Öncü Pınar kapısına gidemezsiniz dediler, geri adım atmadık, geri adım attırdık. Afyon Karahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tedirgin ettirmeyiz dediler, geri adım atmadık, geri adım attık. Türk halkı AK Parti karşısında Zafer Partisi'nin geri adım atmayan tavrından dolayı sarı muhalefete hiçbir zaman duymadığı güveni duymaya başlamıştır. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi'nin başarısının bir sırrı da iletişimde asimetrik mücadele yöntemini bu bir sene içinde kullanmasıyla oldu. Siyasete belgeseller ve video dramları soktuk. YouTube kanallarını çok başarılı bir şekilde kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. İktidarın ve sarı muhalefetin medyada, geleneksel medyada gerçekleştirmiş olduğu ambargoyu sosyal medyada aşıyoruz. Twitter'da genel başkan kullanımı, Twitter kullanımını değiştirerek yeni bir yaklaşımla Twitter'a büyük bir yenilik getirdik ve başarı getirdi bu da. Bugün AK Parti Genel Başkanı ile Zafer Partisi Genel Başkanı arasında bütün sosyal medya hesapları toplandığında fark çok aza inmiş durumdadır. Üstelik bizde hiç bot hesap olmamasına rağmen. Değerli basın mensupları, Türk gençliği gelecek ümidini de Zafer Partisi'nde görmektedir. Z kuşağı diye hitap etmeyi reddettiğimiz, ey Türk gençliği diye hitap ettiğimiz gençlerimiz büyük bir coşku ile Zafer Partisi'nin etrafında toplanıyorlar. Gençliğin coşkusu anne ve babalarına da bulaşıyor. Zafer Partisi Türk gençliğinin partisi olma yolunda büyük mesafe kaydetti. Ancak alınacak daha çok yolumuz olduğunu biliyoruz. İlk kez oy kullanacak seçmenin %40'ı Zafer Partisi diyor. Bakın, ilk kez oy kullanacak seçmenin %40'ı Zafer Partisi diyor. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi, Lübnan gibi, Ürdün gibi bir iç savaşa sürüklenmesinin önündeki tek engeldir. Zafer Partisi ülkesinin parçalanmasına karşı çıkan Türk milletinin iradesini temsil etmektedir. Zafer Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen İstiklal Savaşı'nı ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni 21. yüzyıla taşımanın mücadelesini veren siyasal harekettir. Değerli basın mensupları, siyasetin ayrımı ülkemizin sürüklenmeye çalışıldığı iç savaş tehdidini bertaraf edecek Zafer Partisi ile sığınmacıları geri yollayamayacak, iç savaş tehdidini bertaraf edemeyecek düzen partileri arasındadır. Haziran veya Mayıs 2023 seçimleri bir referandum olacaktır. Bu referandumun sorusu Türkiye Türkiye olarak kalsın mı yoksa Geçmenistan olsun mu şeklindedir. Türkiye Türkiye kalsın diyenler Zafer Partisi, kalmasın diyenler düzen partilerini seçecektir. Sığınmacı adı altında ülkemizi adım adım işgal eden 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasını isteyen seçmen Zafer Partisi'ne oy verecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar kalsın diyenler hangisine verirlerse versin fark etmiyor. Değerli basın mensupları, bugün 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerine geri dönüşlerini sağlamak için uygulamaya sokacağımız, bu süreci nasıl şekillendireceğimizi anlattığımız Anadolu Kalesi projesiyle ilgili milli güvenlik araştırmalarından sorumlu strateji doktoru ve emekli kurmay albay Fikret Bayır, genel başkan yardımcımız, size bir takdimde bulunacak. Fikret Bey, buyurun.